Bu sorumuz 8. sınıf olasılık ve kareköklü ifadeler sorusu. Burada e, yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt 8 eş kareye bölünmüş ve komşu iki karenin çakışık kenarları üzerinde katlama çizgileri oluşturulmuştur diyor. Yani şuralar katlama çizgisiymiş şuralar. E, bu dikdörtgen katlama çizgilerinden biri boyunca birim karelerinin bir kısmı veya tamamı üst üste gelecek şekilde Rastgele katlanıyor diyor. Yani mesela ee, biz bunu buradan katlarsak bu bunun üstüne gelir. Yani bir kısmı demesinin sebebi bu. Eğer şuradan katlarsak bu bunun üstüne, bu bunun üstüne, bu bunun üstüne ve bu bunun üstüne gelir. Burada tamamı üst üste gelecek şekilde demesinin sebebi de bu. Bu katlama işleminin sonunda üst üste gelen en az iki... Birim kare üzerinde yazan iki sayının çarpımının bir tam sayı olması olasılığı kaçtır diyor. Yani şimdi bizim burada toplamda şöyle 7 tane katlama çizgimiz var. Bu 7 tane katlama çizgimizin olmasından dolayı paydalarımız hepsi 7. Yani 7 tane olası durumumuz var. Şimdi bunları inceleyelim bakalım. Ee, buradan katladığımızı düşünelim. Buradan katlarsak bu bunun üstüne gelir. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6 yapar. O da bir tam sayı yapmaz. Demek ki ilk katlama çizgisi olmadı. Şimdi şuradan katladığımızı düşünürsek. Bu bunun üstüne gelir. Bu bunun üstüne gelir. Kök 3 ile kök 6 kök 18 yapar. Olmaz. Kök 2 ile kök 8 kök 16 yapar. Kök 16 4 diye dışarı çıkar. Dolayısıyla bu oldu. Yani buradan katlayabiliriz bunu şuradan bakarsak şuradan katladığımız düşünürsek e, o zaman bu bunun üstüne gelir kök 6 kök 8 üstüne gelir kök 48 olur O da bir tam sayı değil tam sayı olarak dışarı çıkmaz e, bu bunun üstüne gelir kök 3 kök 12 kök 36 yapar kök 36 da dışarı 6 diye çıkar yani e, bir tam sayıdır O yüzden sarıda uygun şimdi öteki katlama çizgisinden çizersek buradan çizersek şöyle üstten yapalım bu sefer çok karışmasın 8 ile 12 kök 96 yaptı olmaz 6 ile 15 kök 6 ile kök 15 kök 90 yapar o da olmadı kök 3 ile kök 18 kök 54 yapar o da olmadı ama kök 2 ile kök 2 birbirini kök 4 yapar yani o da dışarı 2 diye çıkar. Yani bir tam sayıdır. Sonra şuradan oluşturursak biz bunu. Şuradan çizersek. Kök 12 ile kök 5, kök 15. Zaten kök 12 baktığımız zaman 2 kök 3. 2 kök 3. Kök 15 direkt kök 15 dışarı çıkmaz. Dolayısıyla birbirini tam sayı yapmaz. Kök 8 ile kök 18. Kök 18, 3 kök 2'dir. Yani kök 2'li bir şey. Kök 8'de 2 kök 2 olduğuna göre demek ki kök 2, kök 2, kök 4 yapar. Oradan kökten kurtulmuş olur. Yani burası da oldu. Şuraya geldiğimiz zaman şuradan biz bunu katlarsak burada da kök 15 ile kök 18 yani 3 kök 2 üst üste gelir. Buradan yine olmadı. 2 kök 3 yani kök 12 ile de kök 2'yi çarparsak kök 24 yapıyor. O da yine dışarı çıkmadı. Dolayısıyla bu çizgi de işe yaramadı. Son olarak bir çizgimiz kaldı. Onu da şöyle siyahla yapalım. Buradan yaparsak bu kök 18 ve kök 2 üst üste gelir. O da kök 36 yapar. Zaten kök 2, kök 2 olduğu için şuralar kökten kurtulur. Yani bu kat çizgisinden de biz bunu katlayabiliriz. Dolayısıyla toplam 7 katlama işlemi yaptık ve bu 7 katlama işleminden 1, 2, 3, 4, 5 tanesi aradığımız şartlara uygun. O yüzden cevabımız 5 bölü 7.